Hocam kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben Profesör Doktor Gülşah Çeçener. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Bursa doğumluyum. Lisans ve lisansüstü eğitimimi Uludağ Üniversitesi'nde tamamladım. Hocam, akademik kariyeriniz nasıl başladı? Akademik kariyerim lisans eğitimim sırasında moleküler biyoloji dersiyle tanışmam vesile oldu. Çünkü moleküler biyoloji dersini şu anki anabilim dalımız Profesör Anabilim Dalı Başkanımız Profesör Doktor Ünal Egeli veriyordu. Moleküler biyoloji dersine ve onun bilime karşı hevesli yaklaşımı bizi motive ettiği için birinci sınıftan itibaren moleküler biyolojiye ilgi duydum ve oradan başlayan bir yolculuğum oldu. Hocam, çalıştığınız alan hakkında bize kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Kanser biyolojisi ve genetiği konusunda çalışmalar yapıyorum. Özellikle lisansüstü eğitimimin başlangıcında danışmanım Ünal Egeli hocamız bana meme kanserinin genetiğiyle ilgili bir konu verdi. Ve akabinde kanser biyolojisi ve genetiği konusunda birçok kanserde gerek tanı, etkin tedavi ve kötü prognozu öngörmeye yönelik çeşitli biyobelirteçilerin belirlenmesi konusunda emekler verdik. Uzun, kapsamlı birçok projeyi birlikte yürüttük ekibimizle. Hocam, bir proje üzerinde çalışırken nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle ülkemiz ve toplumun önceliklerine odaklanıyoruz. Özgün değeri yüksek projeler üretebilmek adına mutlaka bir aralığa ışık tutacak özgün bir hipotez kurmanız gerekiyor. Bu çok belirleyici. Yıllardır ekibimizle bu kapsamda projeler üretiyoruz. Ekip çok belirleyici. Ekipte çalışkan, istekli, disiplinli arkadaşlarımızın olması gerekiyor ki disiplinler arası birçok proje oluşturduk, yönettik, tamamladık. Tabii ki gençler, istekli gençler de çok belirleyici. Gerek hizmet aldığımız birimler, gerekse birlikte çalıştığımız ekiplerin disiplinli ve istekli olmasını çok önemsiyoruz. Bir yanda bilim insanı olarak proje üretirken, diğer yanda akademisyen olarak öğrencilerinize ders vermeye devam ediyorsunuz. Bu iki sorumluluğun eksiksiz şekilde yürütülmesini nasıl sağlıyorsunuz? Güzel, çok güzel bir soru öncelikle. Teşekkür ederim. Zamanınızı ve enerjinizi iyi yönettiğinizde ve önceliklerinize odaklandığınızda başarabiliyorsunuz. Evet, lisans ve lisansüstü eğitimini çok önemsiyorum. Araştırmalarımızı çok önemsiyorum. 7-24 çalışabilir, istekli olmanız ve belli disiplinleri oluşturarak zamanı iyi yönettiğiniz takdirde şekillenebiliyor. Ben gençlerimize de ısrarla ifade ettiğim şey şu, benzer soruyu çünkü zaman zaman farklı platformlarda bana soruyorlar. Hatta ben bu soruyu genişletiyorum çünkü sadece iyi bir eğitimci, iyi bir akademisyen olma çabamızın dışında örneğin iyi bir girişimci olmak adına çaba sarf ettim. Aynı zamanda idari de görevim var, Sağlık Bilme Enstitüsü Müdürü olarak da görev yapıyorum. Her nerede bulunursam orada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bir de soruna değil çözüme odaklanmak çok belirleyici. Zamanınızı da iyi yönettiğinizde, enerjinizi iyi yönettiğinizde süreç kendiliğinden akıyor. Aslında hedefleri kendinize bu bağlamda koymuyorsunuz ama akış içerisinde siz zaten o hedeflere elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak ulaşıyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soruydu. Hocam, akademik kariyeriniz boyunca bugüne kadar kaç yayın sayısına ulaştınız? 81 adet SCI Expanded makalem mevcut. Farklı platformlarda, farklı yayınlarımızda var. Çeşitli yayınlarımız var. Hocam, üniversitemizin 2011 yılında en fazla yayın yapan akademisyenler arasında yer aldınız. Öncelikle bu başarınız için sizi tebrik ediyoruz. Bu başarının sırrı nasıl? Nedir hocam? Teşekkür ederim. Belki bu soruya
Başlangıçta, akademik yaşamımın başlangıcında danışmanımın bana koyduğu hedefi ifade ederek söyleyebilirim. Çünkü ben bu süreçler konusunda kendime ait, yani evet ben bu yıl şunu hedefliyorum, bu hedefe ulaşmak için bunları yapmalıyım öngörüsünü sadece çalışma ve projelere odaklanarak gerçekleştiriyorum. O arkasından gelen bir keyif bence. Akademik yaşamın başlangıcında danışmanım bana şöyle bir hedef koydu. Daha ilk ben hocam sizin öğrenciniz olmak istiyorum, lisansüstü eğitim yapmak istiyorum diye gittiğimde bana eğer yüksek lisans tezini SC'yi veya SC Expanded bir dergide yayınlanabilir hale getirirsen yayınlandığı, yayına kabul edildiğini bildirdikleri anda seni teze alabilirim. Senin için hedef bu olmalı şeklinde ifade etti. Yıl 95. 96-98 periyodunda ben yüksek lisans tezimi bir Amerika'da yayınlanan bir kanser dergisinde yayına kabul edildi ve akabinde tez savunma sınavına alındım. Bu çok önemli bir hedefti çünkü internetin yaygın olmadığı, sadece kütüphanede internet olan, oldukça postayla etkileşimin olduğu, çalışmaların desteklenmesi adına çok sınırlı bütçelerin olduğu dönemlerdeydi bu süreç. Ve elimden gelenin en iyisini yapmakla ilgili söz vererek yola başladım. Akabinde kendiliğinden o disiplinle devam etmek, iyi bir ekipte olmak, danışmanınızın bu konuda öngörülerinin olması size bambaşka yolları açıyor. Güzel, güçlü bir yolculuğa çıkmış oluyorsunuz. Tabii ki çok zorlu süreçlerdi. Ancak mücadele ederek, her şeye rağmen bilim diyerek süreci yönetebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben 90'lı yıllarda bu süreci hedefleyerek başladığım yolculuğumda akabinde biriken tüm makalelerim ardı sıra aynı disiplinle yapılandırıldığından devam etti. Hatta makale sayısı, bunları takip etmiyoruz. Biz günlük, haftalık, aylık hedefler koyuyoruz. Akabinde zaten öğrencilerimizle birlikte o yayınlar bizim etkinliklerimizin çıktıları olarak karşımıza geliyor. Peki hocam, geleceğe dönük olarak hedefleriniz nelerdir? Geleceğe dönük daha fazla proje başvurusu, daha fazla proje yapabilmek ve böylelikle projelerde bursiyer olarak öğrencilerimize katkı sağlamak. Bu kapsamda tabii ki uluslararası fonlara başvuru yapmak benim bundan sonraki hedeflerim arasında. Çünkü ülkemizin ekonomisinin süreçleri oldukça zorlu. Avrupa Birliği projeleri yazarak daha kapsamlı projelerle süreci ilerletmeyi planlıyorum. Gençlere, daha çok gencin hayatına dokunabilmek adına öğrenci sayımı arttırmayı ve daha çok gencin hayatına dokunabilmeyi hedefliyorum. Son soru olarak hocam, sizin gibi araştırma yapmak isteyen veya bu yolda kendisini geliştirmek isteyen genç akademisyenlere tavsiyeniz neler olacaktır? Disiplinli olsunlar. Disiplin en belirleyici ayrıntı. İstekli olmadan yapılabilir bir meslek değil. Akademik kariyere başlamayı öngören tüm arkadaşlarıma gerçekten bu yolculuğa çıkmayı istiyorlar mı? Bunu değerlendirmelerini, düşünmelerini istiyorum. Hatta zaman zaman bu istekle gelen, bana görüşlerini paylaşan, bu konuyla ilgili ilgi duyduklarını, araştırmaya ilgi duyduklarını anlatan genç arkadaşlarıma bunu ısrarla ifade ediyorum. İyi düşünün, gerçekten zorlu bir süreç ama diğer akademik, sadece akademik yaşam değil, diğer yaşamlarda, diğer mesleklerde de ciddi zorluklar var. Fakat akademik yaşam 7-24 devam eden, mesaisi bitmeyen, farklı bir akışı istiyor. O nedenle gerçekten çok sevmek gerekiyor.
Akabinde disiplinli olsunlar, sabırlı olsunlar, mücadele etme güçlerini devam ettirebilir özelliğe sahip oldukları takdirde emin olun süreç akıyor, güzelliklerle devam ediyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim.